Mutlu günler değerli izleyenler. beIN Sports ekranlarında basketbol özel röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii hepimiz için çok zor bir süreçti. Geride bıraktığımız bir ay hakikaten tabiri caizse kabus gibi geçti ve hala ufak ufak izleri yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Deprem felaketinden sonra toparlaması çok kolay olmadı. Sporun birleştiriciliğiyle artık liglerin de tekrar başlamasıyla tüm branşlarda biz de özel röportajlarımızı sürdürüyoruz. Bir kez daha tabii bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyelim. Çok kolay değil aslında bundan sonraki süreçte ama biz yine işimizi sürdürmek durumundayız ve Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş'ta yeniden anlaşan baş antrenör Orhun Ene ile Bursa'da birlikteyiz. Türk basketbolunda tabii ki efsane isimlerinden bir tanesiydi oyunculuğu döneminde. Hocam merhaba diyelim öncelikle. Merhabalar. Tekrar hayırlı olsun diyelim size de. Ama öyle bir sürece denk geldi ki aslında bir yandan da maalesef açılışı da tabii bu şekilde yapmak durumundayız. Sizin de eminim ki söylemek istedikleriniz vardır. Yani kabus gibi diyorum hakikaten. Çok çabuk bu izleri atlatmamız gereken bir süreçteyiz çünkü. Yani tabii çok acılarla dolu bir ay geçirdik. Bu acıların da uzun süre etkilerini göreceğiz. Yani insanlar ne iş yaparsanız yapın, böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığınızda sporcular olsun, Türkiye'de herkes olsun, insanlar bir anda onlar için hayat duruyor. Ve bu acıları yaşayan insanların acılarına ortak oluyorsunuz. Bu anlamda zaten duygusal insanlarız. Yani her ne kadar sporda maç içerisinde kazanma adına herkes her mücadeleyi verse de sağ dışına çıktığında herkes bir insan ve ülkesinin bu kadar acısıyla karşı karşıya geldiğinde ki biz 99 depreminde İtalya'da kamptaydık. O zaman ben Galatasaray takımında oyuncuydum. O depremi de İtalya'da yaşamıştık. Yani etkilerini yaşamıştık. O gün hiç unutmuyorum. Bir anda oradaki kampı yarıda kesmiştik ve uçağa binerek Türkiye'ye dönmüştük. İlk defa da Türkiye'de uçağa binerken gazeteleri verirler. Gazeteleri aldığımızda da bütün uçakta inene kadar ağlamıştık. Yani bu süreç maalesef deprem ülkesi olduğumuz için hep başımıza gelecek bir süreç ama açıkçası insanların da işini tekrardan dönebileceği, kolay kolay işini yapabileceği de bir süreç değil. Allah oradaki insanlara sabır versin. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin ama gerçekten acı düştüğü yeri yakıyor. O insanların acısını anlamaya çalışıyoruz ama onların çektiği bu zorlukları biz buradan ne kadar empati kursak da hiçbir zaman o acıları çekmediğimiz için o zorlukları elimizden geleni yapmaya çalışacağız, destek olacağız. İnşallah bu günleri de geride bırakacağız. Tüm kulüplerde az önce açılışta belirttiğim gibi o birleştirici gücüyle sporun varıyla yoğuyla açıkçası bölgeye yardımlarda bulunurlar. Tofaş da tabii aynı şekilde bunu yaptı. İşin saha içine yansıması kısmını hani maalesef diyerek tekrar hani işin teknik boyutunu saha içinde bir yerde konuşmaya başlıyoruz bir şekilde. Oyuncularınızla iletişiminiz nasıl oldu o süreçte onu da sormak istiyorum. Şimdi siz pandemi sürecini de burada yaşadınız Tofaş'ta ve orada bambaşka bir şey yaşandı. Tüm dünyayı etkileyen bir şey pat diye tabiri caizse sezon bitti. Avrupa'da da işler çok yolunda gidiyordu üstelik Tofaş adına. Şimdi burada bambaşka yeni geldiniz bir maç kazandınız. Zaten gerçi iki haftalık bir ara olacaktı ama başka bir ara olacaktı. Çok tatların kaçtığı bir süreç oldu. Nasıl iletişim kurdunuz oyuncularınızla? Bir kere orada ailesi olan işte Malatya'da Adana'da etkilendi. Orada ailesi olan ailesiyle kaygı içerisinde ailesinden haber bekleyen insanlar arkadaşlarımız vardı. Biz 10 gün açıkçası basketboldan koptuk yani. İşimize konsantre olamadık. O konuda oyuncuların duygusal anlamdaki bu kadar çöküşlerinde onları sahaya getirmek de doğru bir karar olmuyor. Bir şekilde bir ara verdik. O ara içerisinde biraz daha iletişim halinde bulunarak herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı. Oralardaki insanlara da yardımcı olma adına bütün enerjimizi biz de oraya yönlendirdik. Ondan sonra işte bu milli takım arasının olmasıyla birlikte biz yavaş yavaş bir şekilde hayatımız da devam ettiği için hayatta kalanlar için tekrardan çalışmalara başladık. Ama
Pandemi farklı bir şeydi. Evet. Pandemide kendi ve yakınlarınızın hayatı için kaygı duyuyorsunuz. Bir dünyada bir felaket var ama o daha size gelir mi gelmez mi onun korkusu. Ama bu kendinizden öte orada çekilen acılarla ilgili bu bambaşka evet. bir şey yani. Çok zor gerçekten ve bu süreçten itibaren de ligde tüm branşlarda kaldığı yerden devam ediyor. İşte şimdi saha içini konuşmaya başladığımızda sezon ortasında ki kolay kolay siz bunu yapma ilk kez oluyor zaten evet. bu sezon ortasında Tofaş'la yeniden anlaştınız aslında. Hani bir parça daha sporu konuşmaya başladığımızda o süreci nasıl anlatırsınız bize? Yani dışarıdan takip ediyordunuz, maçları izliyordunuz ve bir teklif geldi. Sezon ortası bir şüpheniz ki ligde çok sert geçiyor. Bir bekleyeyim sezon sonuna kadar da yazın önüme bakayım dediniz mi yoksa o süreci nasıl geçirdiniz? İlk teklifin geldiği andan bahsediyorum. Şimdi açıkçası teklif yani hem çok emek verdiğim hem de karşılığında da birçok şey aldığım bir yerden geldi. Yani Tofaş Kulübü'nü onların da bende emeği çoktur. Benim de bu kulüpte emeğim çoktur. O yüzden yeniden bir işe başlıyor. Yani yeni bir işe başlıyor gibi görmedim açıkçası. Sezon içi takım almanın sıkıntıları var. Bu sıkıntılar kurmadığınız bir kadro. O kadronun bazı sıkıntıları var. Onları düzeltmek sahada düzeltilebilecek şeyler değil. Bazen kimyadan dolayı ortaya çıkan sıkıntılar. Bunları çözmek zor oluyor. Bir de tabii biz sezon başından beri bir standardı tutturamamışız. İniş çıkışlarımız olmuş ve kendi sahamızda da çok önemli maçlar kaybettiğimiz bir süreç de olmuş. Fikstürde baktığınızda zor, kolay bir fikstür değil ama geçmişe göre de hem Türkiye'de hem dünyada da basketbolun ve bizim mesleğin antrenörlüğün de esasında çerçevesi değişti. Ben de ona inanıyorum. Artık böyle Türkiye'de de oturup uzun vadeli projeler artık hedefine ulaşmıyor maalesef. Çünkü işte görüyorsunuz felaketler oluyor, pandemi oluyor. Yani dünya esasında daha kısa sürede çok fazla ileriyi planlamadan dünya basketbolda değişiyor. Çok fazla sayıda maç, az sayıda antrenman, çok değişen oyuncu sayısıyla beraber koçların esasında bu anlamda oyun üzerindeki kontrolü de belli noktalara gidiyor. Yani bir takımı alayım, bir sene iki sene takımı geliştireyim. Üçüncü, dördüncü, beşinci senede Tofaş'ta benim ilk dönemimde yaptığım, Bambit'te yaptığımız gibi bir şey yapmak bugünün dünya gerçekleriyle artık oturmuyor üst üste. Onun için belki dediğin gibi sezon ortası başka bir kulüp olsaydı düşünebilirdim ama gene de eski düşüncemde değildim. Basketbol kulübü olan, basketbolla ilgili hedefleri olan bir kulüpte artık bir antrenör olarak da zor şartlarda da suya atlayacaksınız yani yapacak bir şey yok. Bir de yani çok uzun bir süre ayrı kalmadınız sonuçta ama insan özlem de duyar diye düşünüyorum. Hayatınız sizin burada geçti, parkede geçti yani. Oyuncu, antrenör, yattınız, kalktınız. Şimdi uzaktan takip etmek bazen iyi gelir diyorlar bir süre. Çok uzun süre değil ama bazen de çok zorlar diyorlar. Siz hangi tarafındaydınız? O yüzden sordum maçları takip edebildiniz mi diye. Şimdi şöyle birkaç açıdan baktığımız zaman tabii dışarı çıkmanın da avantajları var. Yani ben tabii burada milli takımda çalıştım. Milli takımda çalışmanın da çok büyük zorlukları var. Çünkü milli takım sizin bir kulüp takımında sahip olduğunuz kontrol paneli gibi bir panel elinizde yok. Yani öyle gücünüz ve imkanlarınız yok. Hangi oyuncularla oynayacağınız belli değil. Yani maçların tarihine bile karar veremiyorsunuz. Kadroyla zaten oyuncular gönüllü olarak geldiği için ve sezonun sonunda büyük yorgunlukla maçlardan sonra geldiği için yani onun da ayrı zorlukları var. O belki belli dönemlerde antrenörlük yapıyorsunuz ama tam olarak dışına çıkmak şöyle bir şansınız oluyor. Basketbolun içinde bir takımı yönetiyorsanız o takımı yönettiğiniz anda kendi sisteminiz, kendi organizasyonlarınızı her gün geliştirip ve hakim oluyorsunuz ama dışarıya karşı da sadece rakiplerle ilgili daha yakın gözlüğüyle bakıyorsunuz. Daha geniş bakmıyorsunuz. Önünüzde oynayacağınız 2-3 maçtaki rakiplerinizi
inceleyerek hafta sezona hafta devam ediyorsunuz. Evet, evet. Hafta hafta olmasa bile 2-3 haftalık bir. Ama dışarı çıktığınız zaman hem kendi basketbolunuzu hem rakiplerinizin basketbolunu hem farklı ligleri hem Avrupa olsun NBA olsun ona dışarıdan tekrardan bilgi alma veya bilgilerinizi güncelleme adına baktığınızda esasında bir koçun geçmişten gelen hataları çünkü koçlar hatalarından öğreniyorlar. Yani bizim işimizin maalesef çıkmazı da burada. Bir yerde başarısız olduğunuzda başka bir yerdeki başarı kapılarını açıyor esasında. Eğer bundan ders çıkarabiliyorsunuz. Çünkü günümüz basketbolunda artık kısa dönemdeki başarısızlıklar bir yerde koçların işini kaybetmesiyle kesiliyor. Ama bundan ders alıyorsanız eğer oradaki dinamiklerde sizi gerçekten performansına göre değerlendirip ona göre hakkını veriyorsa ileride burayı daha güçlü olarak yapıyorsunuz. Dışarı çıkmanın vermiş olduğu ona ben demlenme diyorum. O bilgiyle ve güncel bilgileri de işin içine kattığınızda çok faydalı oluyor. O anlamda ben bu süreçte tabii sıkılıyorsunuz. Takımla çalışmamanın verdiği işte her gün size bir hedef koyulmadığı için de hedefsizlik insanı rahatsız ediyor. İşte evde bir oda yapıp her gün ofise gelir gibi odaya giderek o dönemde işte çalışmayan Türk koçlarla beraber de çoğu dönem bir araya gelerek hem bilgi paylaşımında bulduk. Çünkü biz Türk koçlar çok birbiriyle bir araya gelip bu anlamda birbirlerine de o kadar çok destek olan bir meslek grubu da değiliz. Bu eleştiriyi de yapayım. Yani herkes birbirini çok rakip gördüğü için zaten yabancı koçlarla ilgili bir mücadele var. Yer kapma mücadelesi var. Türk koçların bu anlamda böyle dönemlerde işin dışında olduğunda o zaman daha birbirimizden paylaşım ve bilgilerimiz, bilgi alışverişimiz de oldu. O anlamda iyi geçti ama uzadığı zaman da açıkçası tekrar bu işin içine girdiğinizde o hızı yakalamakta zorlanıyorsunuz. Onun için zamanlamada belki zor bir görev, çok önemli bir basketbol kulübü Türkiye için. Kolay değil çünkü Tofaş bir camia kulübü değil. Bursa'nın kulüplerinden biri ama arkasında işte özel kendi seyircisi, basketbol severi yıllarca destekleyen bir kesim var. Onlara da buradan teşekkür ederim. Yani burada benim bu kulüple anlaşmamın bir sebeplerinden de onların bir anlamda desteği de çok önemliydi. Birçok kulüpte oynadım. Ama ne mutlu ki bana bu kulüpte de güzel izler bırakmışım. O anlamda zor bir görev ama kulübümüz iyi organize olan bir kulüp. İyi Türk oyuncularımız var. Yabancı oyuncularımız da bu işin ciddiyetini kavramış durumdalar. İnşallah bunu da sonuçlara sirayet ettireceğiz. Takımı da konuşacağız detaylı bir şekilde ama peki ligi nasıl gördünüz? O uzaktan izlediğiniz, takip ettiğiniz dönemde ve şu an için içerisine girdikten sonra herkesin ortak paydası çünkü son yılların en çetin ligde kalma mücadelesi şeklinde. Biz de maçlarda yorumcularla konuştuğumuzda hemen herkesin ağzında aynı cümle var. Kim düşebilir ki bu sezon normal şartlarda diye. Özellikle o bölgede ciddi bir mücadele var. Üst basamaklar için ayrı mücadele var. Nasıl değerlendiriyorsunuz ligin bu sezonunu? Yani açıkçası tabii hamleler de yapılıyor. Yani ligde kötü giden takımların hiçbiri lige başladıkları kadrolarla kalmıyor. Bu da tabii bir sirkülasyonu beraberinde getiriyor ligle ilgili. Ben şunu görüyorum. Bu önemli de olduğunu düşünüyorum. Eskiden Türkiye ligindeki playoff mücadelesi yaklaşık 10 takımla oynanırdı. Düşme mücadelesi de 3 takımla oynanırdı. Bugün baktığınız zaman işte düşme mücadelesi de nereden baksanız bir 6-7 takımın şu anda düşme tehlikesi. Playoff'a giren de yaklaşık bir 12 takımında yani tepedekileri söylemiyorum ama bir 8 takımında 5.likten itibaren oraya girme ihtimali olan bir lig. Bu ligin
İşte çok rekabetçi olduğu söyleniyor. Ligin çok üst düzey kalitede olduğu söyleniyor. O ayrı. Ya o dönem dönem oluyor, dönem dönem olmuyor ama şu anlamda sevindirici. Türk basketbolunda artık 16 tane takım da alt taraftan gelecek, TBL'den gelecek iki takımı da koyduğunuzda bu ligde 18 tane takımı kaldırabilecek düzeyde bir basketbol oluyor. Şimdi bunun bence faydaları var. O yüzden bu sene kim düşerse onun için zor bir sene ama düşen takım için de hakikaten üzücü olacak. Yani herkesin bir şansı var. Bu 16 takımda bu lige kalite katıyorlar. Onun için işte baktığınızda Büyükçekmece çok büyük takımları yeniyor. İşte biz Konya ile kendi sahamızda oynadık. Eksiklikleri de olsalar hiçbir şekilde sezonu bırakmıyorlar. Yani her takımın kalmak için büyük mücadelesi var. Bu böyle bir kalitede ligin de ondan önceki senelerin dışında iki tane daha takım olsa 18 takım olan bir ligde esasında geldiğinde çünkü bu da konuşuldu. Bu ilerisi için bu sene olur veya olmaz onun kararını vermek bize düşmez de ama bir sürü Türk oyuncunun bir sürü antrenörün başka şehirlerin de basketbolun içine gireceği güzel bir yapı olacak. İşte yurt dışında İspanya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Yani bu Türk basketbolu adına çözüm arıyoruz da Türk oyuncuları nerede oynatabiliriz insanlar. Esasında güzel bir şans bu. İnşallah bu anlamda önümüzdeki senelerde eğer kulüpler de sezon başı yaptığı hataları yapmazlarsa çünkü biz bunu İsrail gibi İsrail'de liginde de sezon içerisinde öyle bir sirkülasyon var ki yabancı oyuncu ve antrenörlerde bu sirkülasyon onlar adına normal çünkü onların kendi ligleriyle ilgili bir kaygıları yok. Ama biz Avrupa'ya da kendimizi yer arayan lig olarak da oralarda kaliteli olmasını beklediğimiz kendi ürünümüzün onunla ilgili bir beklentimiz var. Bu beklenti de bizim buralarda daha az hata yapmamız lazım. Yani bu sirkülasyona giren takımlar sezon içerisinde yani böyle planlamamak lazım. Başlayalım sezona. Sonra bu bakarız. İşte sonra bakarız olmuyor evet. İşte. Sonra bakmaya evet. Başladığınızda o kimya bir yerden bir hata yapmayı düzeltene kadar belki bir parça olabilir işleyen düzende ama her yerden su alan maddi manevi evet, her türlü. Evet. Bizim oralarda para kaybetmememiz lazım evet. Yani. Çalışmayan yerli koçlar olarak toplanıyorduk dediniz. Şimdi sizin katılmanızla 16 takımın 12'sinde yerli koç var evet. Güncel ligimizde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben şimdi kendi adıma söyleyeyim. Burada çok kaliteli bir koç vardı. O başarılı bir koç. Bu kulübede emeği vardır. O anlamda benim Türkiye'de çalışan yabancı koçlarla ilgili kaliteli ve Türkiye'ye katkı sağlayacak koçlarla ilgili her zaman fikrim bellidir. Ben onları işte bir hangi ülkeden olduğumla ilgili biz şey yapmıyoruz ama benim sorunum bizim Türk koçların yurt dışında bir şekilde biz bu kadar yurt dışında da çalışamayacak kadar başarısız koçlar değiliz. Yani bizim yurt dışında çalışmamızla ilgili sadece bizim performansımızla biz bunu yakından yaşayan insanlarız. Birçok kulüpten de teklif İlk başta ilgilenirken koçlar listesine giriyoruz ama bir şekilde bu iş karar aşamasına geldiğinde oradakiler bize karşı çok daha sert ve mesafeli duruyorlar. Türkiye'de bu konuda yabancı koçların çok zor şartlarda çalıştığına dair sistemler oluyor. Bunu özellikle kulüplerde kulüp yöneticileri bunları getiriyorlar ama bir basketbol yapısında en çabuk vazgeçilen parça koçlar. Ve yurt dışında görüyoruz ki her yerde kendi ülkelerinin koçlarına karşı herkesin pozitif ayrımcılık yapıldığı bir nokta var. Ben kendi doğam gereği de objektif bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu konuda duygusal da konuşmuyorum. Bizler
bu konuda kendi ülkemizde daha çok destek görmeliyiz. Onu söyleyebilirim. Pozitif ayrımcılık yapılsın demiyorum. Ama hiç olmazsa hakkımızın ve değerinin de verilmesi olduğunu gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizim burada çalışan, diyelim ki işte bu kadar sezon başı Yunanlı koç vardı, asistanlar vardı. Bu adette koçu tam tersini düşünün. Türkiye'den böyle bir ekip çıkarsak biz Yunanistan'da bu kadar koç çalışamayız. Onu biliyorum yani. Güzel bir mesaj oldu bu. Bu vesileyle Ertuğrul Hoca'ya da başarılar dilerim. En son o gittiği için onu da söylemek istedim. Tofaş'a geçelim o zaman. Saha içerisinde takıma tekrar döndüğümüzde inişli çıkışlı bir sezon geçirmiş takım dediniz. Takımın kimyasını nasıl buldunuz? Şimdi o çıkarttığınız oyuncular oldu, yeni gelen oyuncu oldu. Onları da sorarak eklemiş olayım. Şunu söyleyeyim yani Tofaş takımı, Tofaş'ta koçluk yapmak kolay değil. Ben bunu tabii şöyle bir şansım, avantajım oldu. Ben ikinci ligde Tofaş'ta koçluk yapmaya başladım. Tofaş'ta farklı noktalarda, farklı yarışlardasınız. Yani Türkiye Ligi'nde A takımın alacağı pozisyon, altyapı programındaki çocukların geleceği seviye, A takıma çıkmış bu altyapı programında oynayan oyuncuların A takım seviyesinde de milli takım oyuncusu olmasıyla ilgili program, bu hedeflerin hepsinin peşinde koşarken dengeleri bulmanız lazım. Yani biz şöyle bir lüksümüz yok. 5 tane yabancıyı bulalım, etrafına da koyalım bulabildiğimiz Türk oyuncularla. İşte Avrupa Kupası oynamayalım. 5 oyuncuyla haftada bir maçla beraber istediğimiz dereceyi alalım gibi, en üst seviyeye alalım diye. Yani yabancının daha değerlendiği, Türklerle ilgili bir beklentinin olmadığı bir yapı değiliz yani. Biz her türlü genç oyuncumuzu buraya nasıl sokarız, daha üst seviyeye nasıl gideriz gibi. Esasında içerideki rekabette eğer Türk oyuncularınız fizik olarak ve teknik olarak gerideyse zaten süre almadığı zaman gelişemiyorlar. Ama başında da bu geride olmalarının getirdiği de bir dezavantaj var kazanmaya bir Türkiye Ligi maçı oynadığınız zaman. Bunları yönetmek kolay bir şey değil. Bunları yönetirken de sportif başarıyı elde etmek de çok çalışmayı ve bir şekilde doğru kimyayı kurmayı da gerektiriyor. Yani sadece çalışmak da yetmiyor. Eğer doğru kimyayı kurarsanız işte bunu anlayabilecek yabancıları buraya getirip, çünkü yabancılar da bunu anlamıyorlar. Yani bu kulübün varlığı Türk basketboluna hizmet etmek yani en başında. Tofaş kulübü, Banvit kulübü de kapandıktan sonra önemli bir misyon edinmiş bir kulüp. O da işte gördüğünüz bu salon. Biraz sonra 4'ten itibaren bu salonda 3 sahada olacak. İşte bireysel antrenmanlarından tutun atletik antrenmanlarına, birçok oyuncu hedefi A takım, yani kulübün yönetiminin de hedefi bu. A takıma çıkma savaşı veriyorlar. Buraya geldiklerinde de bizlerin de bu oyunculara yer açmamız lazım. Sadece kazanmaya odaklı, onları görev adamı gibi kullanma şansınız da yok. Bunlar kolay bir şey değil. Onun için sezon başında tabii bu hedeflerle giderken her zaman ben bunu Tofaş'ta son senemde de yaşamıştım. O takım o anlamda o performansı, o bütünlüğü sağlayamıyor. O sıkıntılar olduğu için bunu belki zamanınız olsa düzeltebilirsiniz ama işte o zaman da olmadığı zaman maalesef İşler bir anda da kötü gitmeye başlıyor ve kimse de sonunda size şey de demiyor. Yani bravo genç oyuncu oynattın, ama bizim meslek böyle bir şey. Genç oyuncuyu oynattığınız anda da veya o programı yukarıya itmeye kalktığınız anda da sonuç gelmediği zaman da işte bir şekilde en haklarınızdan öpüp kusura bakmayın deniyor yani. Bizim işte böyle bir iş maalesef. Süremiz de azaldı hocam. Takımda da potansiyel isimler var bu arada, hani genç isim olarak. Berke en son işte milli takımda ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı. Özgür Cengiz 2005 jenerasyonundan yine 6 ya da 7 maç oynamış olabilir bu sene. Ama işte onu sürekli hale getirmek tabii oradaki mevzulardan biri, ama Tofaş'taki bu potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Batın var yine aklıma gelen başka bir 2003. Evet. Bir kere saydığımız bütün bu isimler Türk basketbolunun geleceği için önemli isimler.
İşte burada mesela Berke fizik olarak da şu anda o çok önemli. A takımda oynayabilecek atletizme ve fiziğe de sahip. O tabii ona sahip olduğu zaman bir koç için de o tarzda bir oyuncuyu oynatmak da siz bir pozitif ayrımcılık yapmanıza gerek yok. Direkt zaten oyuncu o oynadığı süreyi hak eder hale geliyor. Bir şekilde bu organizasyonun bu sene bir parçası oldular ve her sene daha da gelişeceklerini düşünüyorum. Eğer en büyük sorunumuz işte acele etmezsek en kısa yoldan bütün bu beklentileri, çünkü bu işte kaplar var. İşte bu kaplardan bir tanesi NBA'ye gitme, bir tanesi para kazanma, bir tanesi iyi oyuncu olma. Bunların hepsini aynı anda dolduramıyorsunuz. Bir de sabretmeniz gereken bir bölüm var. Eğer biraz sabredilirse çok genç yaşta çok yetenekli oyuncular hakikaten Türk basketbolunda da bugün işte Berke gelmiş olduğu, oynamış olduğu noktada şu anda oynadığı seviyeyle ilerisi için de eksikliklerini de tamamladığı zaman çok daha üst seviyeye gelecek ve bu Türk basketbolu adına da çok önemli. Berke'nin bu anlamda biz Tofaş'ta buna da çok önem veriyoruz. İşte oyunculuğun dışında mental anlamda işte takımı sahiplenme, takımın parçası olma anlamında da oyuncuların bu anlamda bunun da farkındalığını yaratıyoruz. Şimdi takımlarına sahip olmuş, çünkü genç oyuncular o bağı kuramıyorlar. Yetiştirdikleri kulüple. Bunu ben yaşadım birçok kulüpte. Bir yerden sonra oyuncu kendi kulübünde kalmak istemiyor. Ama bu arkadaşların hepsi burayı seviyorlar. Buranın da değerini biliyorlar. Çünkü bu kulüp de onlara çok değer veriyor ve onlar da bu kulübe aynı değeri gösteriyorlar. Bu bağlantı aynı şekilde milli takımda da olacak ileride ve oynadıkları yerde de işte bizi de çok iyi temsil edecekler. İnşallah gün gelecek bu kulüpten gittiklerinde de onlar çok daha üst seviyede, çok daha iyi yerlerde yeteneklerini gösterecekler. Ama 3 senedir, 4 senedir bu anlamda Tofaş Kulübü, Banvit'in o geçmişteki yaptığı işlerde oraları dolduracak kimlikte bir altyapı organizasyonu kurdu. Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Son mesajınız ne olur o zaman? Hani Bandırma'da yaptıklarınız ortada. 4 yıl boyunca yaptınız. Tofaş'ta 5 yıl boyunca yaptınız. Şimdi yeni bir Tofaş süreci. Uzun vadeli planların ne kadar zor olduğundan kendiniz bahsettiniz ama hani kafanızda şu an ne var? Hani kısa vadede elbette lig çok çetin geçiyor vesaire ama bu süreçte ne var kafanızda Tofaş'la ilgili? Ya öncelikle burada ben biliyorum. Şimdi burada Bursa Spor da çok önemli işler yapıyor. Şimdi ben burada Tofaş'ı konuşurken Bursa Spor'u da atlamayayım. Yani bir kere onların da varlığı bir Anadolu kulübü olarak orada yapılan işler çok değerli işler. İki tane Bursa'nın bu hedeflere mücadele eden takımının olması Türk basketbolu için de çok önemli. Karşıyaka bunu yıllardan beri İstanbul'la bu mücadeleyi veriyor. Buralarda İstanbul'la mücadele etmek kolay bir şey değil. Ama işte bu dönemin sonrasında bizler tabii organizasyonda aldığımız sonuçlarla birazcık geride kalmamız o heyecanı biraz da olsa aşağı çekti. Bizim burada hedeflerimizden biri bir kere tekrardan o oynadığımız basketbolla tribünde tekrar o heyecanı tekrardan canlandırmak. Buradaki işte bu sonuç alırken artık biz buralarda bugün baktığınızda Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin harcadığı bütçeler, yaptığı yatırımlarla oralarda o bütçeler artık bizler için sürdürülebilir bütçeler olmadığı için biz onların peşinde olmuyoruz ama bizim başarı kadar da işte bu altyapı programımızdan oraya koyacağımız oyuncular, onların Tofaş ismi geçtiğinde o oyuncuların da akla gelmesi, üst seviyeye gitmesi bizim hedeflerimiz arasında. İnşallah şu bundan sonraki süreç ne kadar olur onu bilemem ama
Sadece basketbolda alacağımız sonuç adına, pozisyon adına değil, kulübün de bu isimleriyle beraber tekrar Türk basketbolunda hak ettiği noktaya gelmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah sonuçta sahada istediğimiz gibi olur. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Sezonun devamı için de. Böylece özel röportajımızın sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.